Avrupa'nın kuzeyinde bir ülke kendi F-16'sını geliştiriyor. Bu uçak ne Fransa'nın Rafale'ı ne de İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın Eurofighter'ı. Bir savaş uçağı düşünün ki piste ihtiyaç duymadan otoyollardan iniş ve kalkış yapabiliyor. Bir savaş uçağı düşünün ki sadece 10 dakikada uçmaya hazır hale geliyor. Hatta bugün üretilen tüm savaş uçaklarından çok ucuz ve bakımları yarı fiyatına. Bu savaş uçağını üreten ülke İsveç. Uçağın adı Saab Gripen. Adını İsveç'in efsanevi yaratığı Griffin'dan alıyor. Envanter serimizin bu bölümünde İsveç'in savaş uçağı Saab Gripen'e yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İsveç, havacılık konusunda son derece ileri ülkelerden biri. İsveç üretimi uçaklar dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Öncelikle isterseniz İsveç'in havacılık tarihine inerek ürettiği uçaklara bakalım. Hem tarafsız olmak hem de dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 1937 yılında Svensk Aeroplan AB yani Saab şirketini kurdu. Şirketin amacı uçak geliştirmek ve üretmekti. Bu şirket ileride İsveç'in hava kuvvetlerinin omurgasını oluşturacak savaş uçaklarını üretecekti. Devam edelim. Saab'ın savaş uçağı geliştirme sürecine odaklanalım isterseniz. İlk yıllarda Saab, Almanların Heinkel ve Amerikalıların Northrop gibi yabancı tasarımlarından esinlenerek savaş uçağı geliştirdi. Bunlardan tecrübe kazanan İsveçliler hızla yerli üretime geçti. Saab 17, 1940'larda geliştirilen bir dalış bombardıman uçağıydı ve 300'den fazla adet üretildi. Uçak 2. Dünya Savaşı'nda oldukça başarılı oldu ki Saab savaştan sonra üretime hız kesmeden devam etti. Saab 18 ve Saab 21 ile devam edildi. Ardından 1947 yılına gelindiğinde Saab 29 Tunan, İsveç tasarımı süpersonik jet avcı uçağı olarak tarihe geçti. Hatta Avrupa'nın ilk jet uçaklarından birini geliştirdiler. İsveç bu uçaktan tam 661 adet üretti. Uçak zamanına göre o kadar iyi bir uçaktı ki 5 dakikadan kısa sürede uçuşa hazır olabiliyordu. Sizin de bildiğiniz üzere savaşta harbe hazırlık operasyonel durum için önemli bir şey. Özellikle belirlenen hedefe saldırı veya hava üssüne ani bir baskın durumunda pilotların hemen kısa sürede hazır hale gelen savaş uçağına binip uçması gerçekten büyük bir avantaj. İsveç de hep bunu stratejik bir politika haline getirmiş olacak ki, ileride de anlattıkça anlayacaksınız, savaş uçaklarını harbe hazırlık oranında en kısa sürede uyarlanacak şekilde yaptılar. Sovyetler Birliği'nden gelecek ani bir hızlı ve ağır baskın saldırıyı önceden tahmin edecekleri için uçaklarını ona göre dizayn ettiler. Saab 29'un ardından Saab 32 Hansel ile İsveç'in savaş uçağı üretimi devam etti. Ancak asıl savaş uçağı Gripen'e yaklaşırken İsveç ve dünya havacılık tarihine damga vuran uçağa bakalım. Saab 35 Draken. Gördüğünüz üzere bu uçak tasarım konusunda son derece ilginç. Tasarım olarak muadillerine hatta havacılıkta benzersiz tasarıma sahip. İsveç'in ilk süpersonik delta kanatlı uçağıydı. Kısa sürede uçuşa hazır olma yeteneği bu uçakta da vardı. Ayrıca manevra, uçuş hakimiyeti ve dinamiği konusunda son derece yüksek yeteneklere sahip olduğunu belirtelim. Saab JAS-39 Gripen'e adım adım yaklaşıyoruz. Ama öncesinde Gripen'in geliştirilmesinin temelini oluşturacak Saab 37 Viggen'le devam edelim isterseniz. Draken gibi özgün tasarıma sahip, İsveç'in coğrafi koşullarına uygun şekilde kısa pistlerden kalkabilecek, bakım kolaylığı sağlayan ve karışık hava koşullarında bile görev yapabilen modellerdi. Kısa pistlerden kalkış yapma yeteneğine parantez açalım isterseniz. Bizi çok ilginç bir tablo karşılıyor. İsveç'in adeta savunma dehası stratejilerinden biri. Modern savaş uçaklarını kaldırmak veya indirmek istiyorsanız özel bir piste ihtiyacınız var. Her yerde iniş veya kalkış yapamaz. Bir savaş durumunda da düşmanınızın yapacağı ilk hamlelerden biri sizin hava üslerinizdeki pistleri bombalamak olacaktır ki uçak kaldıramayın. Geçmişte bunun örneği mevcut. Mesela 1967'de 6 gün savaşının ilk gününde yaşandı. İsrail Hava Kuvvetleri, Mısır askeri havaalanlarını bombalayarak düzinelerce uçağı imha etti ve pistlerde çukurlar açtı. Mısır pistleri o kadar ağır hasar gördü ki Mısır Hava Kuvvetleri savaşın geri kalanında görev yapamadı. İşte bu yüzden İsveç'teki bazı otobanlar ve yollar savaş uçaklarının iniş yapabileceği şekilde yapılıyor. İsveç'in savunma dünyasındaki en zekice hamlelerinden biri dediğimiz bu işte. Bu fikir Soğuk Savaş'ın gölgesinde 1960'larda doğdu. Sovyet tehdidi karşısında İsveç Hava Kuvvetleri tek bir üssün vurulması halinde tüm filosunu kaybetme riskini göze alamazdı. Bas 90 sistemiyle uçaklar ülke geneline yayılacak, gizli pistler olarak işaretlenmiş yollara dağılacaktı. İsveç'teki uçakların kısa kalkış iniş yeteneğiyle 800 metrelik bir yol parçası bile yeterli. Ne kadar ilginç değil mi? Böylelikle hava üsleri işgal edilse veya pistler bombalansa bile İsveç savaş uçakları ülke
genelindeki herhangi bir otobana veya yola inebiliyor. Konumuza devam edelim. Gelelim asıl uçağımıza. Nevi şahsına münhasır Saab JAS 39 Gripen. Gripen, İsveç'in savaş uçağı serüveninin en son üyesi. Avrupa savunma sanayinin en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu uçak, sadece İsveç'in hava gücünü temsil eden bir araç değil, aynı zamanda ülkenin bağımsız savunma anlayışının da sembolü. İsveç, o dönem Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkeleri tehdidine karşı düşük maliyetli ancak yüksek performans gösterecek bir avcı arıyordu. 1979'da JAS 39, yani avcı, saldırı, keşif uçağı programı onaylandı. Gripen, ilk uçuşunu 1988'de yaptı. İlk seri üretim uçağı 1993'te teslim edildi ve 1996'da İsveç Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi. Gripen, tasarımı gereği son derece esnek bir platform. Bu yüzden yıllar içinde farklı varyantlarla gelişerek bugün sahip olduğu seviyeye ulaştı. İlk olarak tek koltuklu A modeli ve eğitim amaçlı B modeliyle sahneye çıkan Gripen, 1988'den 1996'ya kadar üretilen bu uçaklarla İsveç Hava Kuvvetleri'nin temelini oluşturdu. Bu modeller Mach 2 hızına ulaşabilen, 800 kilometrelik menzili olan ve PS-05A radarla AIM 900 Sidewinder füzelerini taşıyan yüksek manevra kabiliyetine sahip uçaklardı. Gelelim C ve D modeline. 1996 yılından itibaren İsveç Gripen filosunu NATO standartlarına uygun hale getirmek için yeni bir geliştirme sürecine girdi ve böylece C ve D modelleri ortaya çıktı. Bu uçaklar daha modern aviyonik sistemlerle donatıldı. IRST, yani kızılötesi arama ve takip sistemi eklendi. Elektronik harp sistemleri güncellendi ve Link 16 veri bağlantısı sayesinde NATO görev misyonlarıyla uyum sağlandı. C modeli tek koltuklu, D modeli ise iki koltuklu olarak eğitim ve operasyon görevlerini birlikte yürütebiliyordu. Yeni sistemlerle donatılan bu varyantlar sadece İsveç'in değil, aynı zamanda ihracat pazarındaki müşterilerin de ilgisini çekti. Bu uçağın sadece kullanıcısı İsveç değil, kendine özgü olan Gripen farklı ülke envanterlerinde de bulunuyor. Bu ülkelere ileriki dakikalarda değineceğiz. Günümüzün en gelişmiş varyantı olan modele geliyoruz. Gripen E ise adeta İsveç mühendisliğinin doruk noktasına ulaşmış uçağı. Bu model daha büyük bir gövdeye, GE-F414G motoruna ve artırılmış yakıt kapasitesine sahip. Aslında Gripen'in son modeli ne kadar büyütülse de son derece küçük bir uçak. Sadece 15 metre boyunda. Diğer uçaklara baktığımızda boyut olarak gerçekten ufak bir uçak. F-16'dan boyut olarak biraz daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Kanat açıklığı 8,6 metre ve yükseklik yaklaşık 4,5 metre. Maksimum kalkış ağırlığı ise 16.500 kilogram civarında. Gripen'in 10 adet silah istasyonu var. Toplamda 7 tona kadar silah yükü taşıyabiliyor. Ayrıca Raven ES-05 AESA radar ve geliştirilmiş IRST sistemi sayesinde hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün bir fark oluşturuyor. Şunu da söylemekte fayda var. Havadan havaya, havadan karaya ve aklınıza gelebilecek neredeyse NATO yapımı bütün mühimmatları kullanabilme yeteneğine sahip olduğunu da belirtelim. Gripen E, Mach 2 hızına ulaşabilir ve 50.000 feet irtifada görev yapabilir. Uçağın iç yakıt hacmi önceki versiyonlara göre %40 daha fazla. Bu sayede menzil 1500 kilometre. Hava yakıt ikmaliyle operasyonel menzili 3200 kilometreye kadar çıkabilecek güçte. Elektronik harp sistemlerine bakalım. Gripen E tamamen dijital bir platform olarak tasarlanmıştır. Yani uçak sadece tek başına değil, bir ağ içindeki diğer Gripenlerle radar istasyonlarıyla ve kara unsurlarıyla sürekli veri alışverişi yapabilecek güçte. Ayrıca NATO ve Avrupa uçaklarına uyumlu Link 16 veri bağlantısıyla entegreli. Kokpit tasarımı da modernize edilmiştir. Geniş dokunmatik ekranlı gösterge paneli, gelişmiş kaska entegre nişangah sistemi ve dijital uçuş kontrol sistemi bulunuyor. Yani anlayacağınız bu uçak son teknoloji sistemlerle donatılmış. Gripen E'nin en önemli avantajlarından biri düşük operasyonel maliyetidir. Tek motorlu olmasına rağmen yüksek performans sunduğunu ve bakım sürecinin oldukça kısa sürdüğünü de belirtelim. Uçak sadece birkaç personel ve basit saha ekipmanıyla 10 dakika içinde yakıt ikmali ve mühimmat yüklemesi yapılarak yeniden uçuşa hazır hale getirilebilecek düzeyde. Zaten az önce de belirtmiştik. İsveçliler uçaklarını hep bu düstura göre hazırlıyorlar. Radarda görünürlüğü F-16'ya göre düşük.
Her ne kadar silah yuvaları ve yakıt tankı dışarıda olsa da radarda az görünüyor. Radar kesit alanı düşürülmüş Gripen E'nin 5. nesil uçaklara yaklaşan bir 4,5 nesil savaş uçağı olarak sınıflandırıldığını da belirtelim. Yani bu özellikleriyle F-16 Block 70 Viper, Rafale, Eurofighter Typhoon ve F-18 Super Hornet gibi uçaklarla aynı sınıfta yer alıyor. Gripen'le bu uçakların ilerleyen dakikalarda karşılaştırmasını da yapacağız. Devam edelim isterseniz. Gelelim uçağın maliyetine. Çünkü hep uçağın bakım ve uçuşa hazırlanışının kolaylığını anlattık. Bu da bizleri bu uçağın maliyeti ne kadar sorusunu aklımıza getirdi. Gripen E versiyonu Ekim 2025 başında İsveç Hava Kuvvetleri envanterine yeni girdi. Yani birim maliyeti ve yenilikleriyle haliyle fiyatı da arttı. Yeni nesil uçakların geliştirme program maliyeti yaklaşık 12 ila 14 milyar dolar arasında. Uçağın maliyeti ise 85 ila 150 milyon dolar. Bu maliyetin içine eğitim, bakım, yedek parça, simülatör, silah sistemlerini dahil edebiliriz. Bakım maliyetleri de oldukça az. Zaten 10 dakikada uçak hazır hale geliyor. Mesela F-16 Block 70 Viper'ın saatlik uçuş maliyeti 30 bin dolarken Gripen'in saatlik uçuşu 8 bin dolar ediyor. Ayrıca uçuş sonrası bakım en fazla 5 saattir ki bu havacılığı ve savaş uçaklarını bilenler için oldukça düşük bir rakam. Oysa F-16 1 saatlik uçuş karşılığında 15-20 saat yerde bakım görmek zorunda. Peki bu maliyeti düşük, performans bakımından üstün ama kullanımı oldukça rahat savaş uçağının rakipleri neler ve hangi ülkeler alıyor? İsterseniz bu soruların peşinden gidelim. Gripen'in pazardaki en büyük rakipleri F-16 ve Rafale, Eurofighter Typhoon ve F-18 Super Hornet. Ancak Saab, Gripen'i bu uçaklardan daha düşük maliyetli, daha kolay bakım yapılabilen ve daha esnek bir alternatif olarak konumlandırıyor. F-16 ile başlayalım isterseniz. F-16 Block 70 Viper'a karşı Gripen E'nin kısa pist performansı ve operasyonel esnekliği öne çıkarken, F-16'nın geniş mühimmat çeşitliliği, yüksek itiş ağırlık oranı ve devasa lojistik ekosistem ve silah taşıma kapasitesi ve entegrasyonunda üstünlük sağlıyor diyebiliriz. Ancak maliyetlerde Gripen'in önde olduğunu hatırlatalım. Dassault Rafale gibi çift motorlu devlere kıyasla Gripen, menzil ve taşıma kapasitesinde geride kalıyor. Eurofighter Typhoon ise yüksek süpersonik enerji manevra kabiliyeti, güçlü hava üstünlük özellikleri ve geniş aviyonik setiyle özellikle yüksek irtifa ve enerji savaşlarında öne çıkıyor. Boeing F-18 Super Hornet ise çift motorlu ve deniz platformlarıyla entegre görev kabiliyeti sayesinde yüksek taşıma kapasitesi ve esnek operasyon profili sunan uçaklardan. Ancak yakıt tüketimi ve bakım maliyeti Gripen'e kıyasla oldukça yüksek. Tüm bu karşılaştırmalarda öne çıkan nokta Gripen'in düşük işletme maliyeti, kısa pist, dağıtılmış üs konseptine uyumu, ağ merkezli modern aviyonik sistemi ve esnek operasyon kabiliyetiyle alternatif sunuyor. Geçelim Gripen'i envanterine katan ülkelere. Ülkeleri saymadan önce şunu da eklemeden geçmeyelim. İsveç, Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ekonomik ve politik güce sahip olamadığı için bu ülkeler kadar çok büyük hacimli satışlar da yapamıyor. Zaten sizlerin de bildiği gibi dünyadaki çoğu ülke bu ülkelerden uçak sipariş ediyor. Arkasındaki yatan sebep aslında belli. Politik güç. Ama buna rağmen İsveç yine de iyi satışlar yaptı ve sipariş almaya devam ediyor. İsveç'in envanterinde 121 adet Saab Gripen savaş uçağı bulunuyor. Ancak bunların 24 adet JAS 39AB modeli depoda tutuluyor. Kalan 94 uçağın çoğunluğu C ve D modelleri. Son versiyon Gripen E'ler için de 60 adet sipariş verildi. İlk teslimat 20 Ekim 2025'te gerçekleşti. İsveç'in sipariş sayısını 120'ye çıkarmayı hedeflediğini de belirtelim. İsveç'in en büyük ihracatçısı Brezilya. Toplam 36 adet Gripen sipariş ettiler. Ardından Çekya geliyor. Onlar da toplam 12 adet Gripen C, 2 adet de D versiyonundan sipariş ettiler. Alıcılara devam edelim. Macaristan'ın da tıpkı Çekya gibi envanterinde 14 adet Gripen savaş uçağı bulunuyor. Afrika ve Asya'da da müşterisi var. Güney Afrika 26 adet Gripen savaş uçağı kullanıyor. Asya'da ise Tayland 12 adet envanterinde bulunduruyor. 12 adet daha uçak alımını da değerlendirdiğini hatırlatalım. Ayrıca bizler bu videoyu hazırlarken Ukrayna, İsveç'ten Saab Gripen E modeli için tam 100 ila 150 adet arasında değişen sayıda sipariş için niyet mektubu imzaladı bile. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katıldığı törenle imzalanan anlaşma, İsveç tarihinin en büyük uçak ihracat siparişi olduğunu da not olarak ekleyelim. İşte böyle. Saab Gripen sadece bir savaş uçağı değil. İsveç'in savunma anlayışının, mühendisliğinin, stratejik vizyonunun bir sembolü. Küçük ama etkili bir uçak.
Peki sizce Gripen ne kadar başarılı? Yorumlara sizleri bekliyoruz. Bir sonraki envanter videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Avrupa'nın kuzeyinde bir ülke kendi F-16'sını geliştiriyor. Bu uçak ne Fransa'nın Rafale'ı ne de İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın Eurofighter'ı. Bir savaş uçağı düşünün ki piste ihtiyaç duymadan otoyollardan iniş ve kalkış yapabiliyor. Bir savaş uçağı düşünün ki sadece 10 dakikada uçmaya hazır hale geliyor.